Hocam, düz dünyacılar FBI tarafından komplo teorilerini açığa düşürüp karşıt görüşleri bastırmak için fonlanıyor mu? Aynı şeyi bazı aşı karşıtı gruplar için de söyleyebilir miyiz? Şöyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Ülkelerin ve toplumların yönetimi gitgide kararan, gitgide sıkışan, gitgide kapanan bir sır perdesi ardında. Yani bunu daha önce birkaç kere söyledim. Uluslararası diplomasi en azından bu konudan anlayanların nezdinde sivil, yani devlette bir görevi olmayan fakat az çok tarih bilen, az çok literatürü takip eden insanlar arasında 1980'lere 90'lara kadar İyi kötü analiz edebileceğin, kavrayabileceğin bir konuydu. Bugün tamamen, tamamen bir sır perdesi ardında kaybolmuştur. Yani bütün dünyanın önde gelen diplomasi dergilerini ve gazetelerini okusam da bir sonuca varmam mümkün değil. Çünkü inanılmaz miktarda yalan var, yalan var. Yani bir bayağı böyle şey gibi nasıl kokarcalar koku bombasıyla ortalığı darmadağın ederler. Bir sis bombası atılıyor ve anlaşılması imkansız hale geliyor. Bunun gibi kamu yönetimi alanında, sağlık yönetimi alanında, polis yönetimi, devlet bütçesi vesaire alanlarında, ekonomi yönetimi alanında o kadar çok gizlilik perdesi var ki ve o kadar çok yalan üretimi var ki devletler tarafından, yani kamu yöneten ve yönlendirenler tarafından. İnsanların, aklı başında insanların olayları kavraması çok zorlaştı. Çok takip edemiyorsun. Anlamaya çalışıyorsun. Nasıl yaparsın yani? Elinde yeterli veri yoksa teori üretirsin. Yani rasyonel bir açıklama bulmaya çalışırsın. Bu rasyonel açıklama bulma çabası egemen güçlerin temsilcileri ve sözcüleri tarafından komplo teoriciliği olarak damgalanıyor. Tak diye damgayı basıyorlar. Adam anlamaya çalışıyor, adam çözmeye çalışıyor. Hipotezler ileri sürüyor. Hipotezler bazında anlaşılmaz bir dünyayı anlaşılır hale getirmeye çalışıyor. Yasak. Komplo teorisi. İrrasyonel, aptal damgasını yiyor. Bunun anlamı çok basittir. Düşünmeyeceksin diyorlar. Sana resmi makamlardan ve güç odaklarından verilen anlatıyı, onlar tarafından empoze edilen anlatıyı sorgusuz kabul edeceksin. Sorgulamaya kalktığın anda komplo teorisi yapıyorsun. Anlamaya çalışıyorsun çünkü. Yani tezlerin doğru olabilir, yanlış olabilir. Bilmiyorsun. Veriler yok elinde. Veriler yokken elinde. Yapmaya çalıştığın fikir jimnastiğinin yanlış sonuçlara varması son derece kuvvetli bir ihtimaldir. Dolayısıyla diyor, düşünmeyeceksin. Sana ne söyleniyorsa doğrusu odur. Sonuç olarak dört tane kartel dünyada üretilen haberlerin %80 küsurunu, dünyada üretilen yorumların %80 küsurunu üretiyor. Dört tane kartel ve dördü de Anglo-Sakson devletleri tarafından, başta Amerika devleti tarafından kontrol edilen karteller. Onlar üretiyor. Dünya hakkında bildiğiniz bilgileri bunlar üretiyor. Ve bunun içindeki bariz mantık içi ilişkileri, bariz yalanları, bariz tutarsızlıkları deşmeye kalktığın zaman komplo teorisi diyorlar. Bu tezi güçlendirecek çok basit ve çok ucuz bir yöntem var. Bir iki tane manyağı piyasaya salarsın. Yani millet, atıyorum, Covid ile ilgili propaganda çalışmasında bariz, bariz tutarsızlıklar var. Bariz gerçek dışı şeyler anlatılıyor. Yani bir söyledikleriyle bir söylediğini tutmuyor. Bunu sorgulamaya başlıyorsun.
acaba yalan mı konuşuyorlar sorusunu soruyorsun. Birdenbire 3 tane zibidi çıkıyor İngiltere'de, hatta 33 tane neyse. Gidip bir G5 telefon direğini yakıyorlar. Çünkü diyorlar ki G5 network'ü, ağı Covid'de sebep oluyor. Komplo teorisi bu. Şimdi dünyanın en basit şeyi, böyle 35 kişiyi bulup bunları organize etmek ve alabildiğine saçma bir tez verip ellerine gidin ortalığı biraz karıştırın da haber olsun demek. Yani bu $5,000 içinde çözülebilecek bir ufak operasyon. Dünyanın herhangi bir polis teşkilatı böyle bir operasyonu akşamdan sabaha planlar ve uygular. Sonuç, işte manyak bunlar. G5 elektromanyetik dalgaları COVID'e sebep diyorlar. Komplo teorisi işte. Buna da çok dikkat etmek lazım. Bununla nasıl başa çıkılabilir böyle bir namussuzlukla? Doğrusunu isterseniz bir fikrim yok çünkü yani. Hakikat duygusunun tamamıyla darmadağın olduğu ve yalanın bir devlet yönetmenin temel aracı haline geldiği bir düzende nasıl başa çıkabilirsin bilmiyorum. Düz dünyacılar konusunda başka zaman tartışırız. Ben düz dünyacıları aslında seviyorum. Ama sebeplerini ayrıca söyleriz. Yani dünyanın düz olduğunu düşünmüyorum. Hayır, hiç öyle bir şey düşünmedim. Yeterince kuvvetli kanıtlar var dünyanın düz olmadığını kanıtlayan. Ama otoriteye meydan okumanın bambaşka bir lezzeti vardır. Ve onun ahlaki değeri bazen, her zaman değil, dünyanın düz mü yuvarlak mı olduğundan daha yüksektir.